Selamünaleyküm arkadaşlar. Tuğba ile Butik Tatlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere kızartmadan çok hafif bir şekilde yapılacak olan patlıcan kapama tarifi vermek istiyorum. Fırın tepsimin içerisine yağlı kağıdımı serdim. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımı ince ince dilimledim arkadaşlar. Şöyle biraz kasemin içerisine sıvı yağımı aldım. Bu patlıcanlarımı çok az bir yağla hemen bir fırça yardımıyla gördüğünüz gibi yağlıyorum ve fırın tepsimin içerisine diziyorum. Kızartma sevmeyenler, hafif lezzet arayanlar için gerçekten vazgeçilmez bir tarif arkadaşlar. Kanalımda kızartılarak da yaptığım ayrı bir patlıcan kapama tarifim var. Dilerseniz kanalımı ziyaret ederek o tarifi de deneyebilirsiniz. Patlıcanlarımı az bir yağla yağlayarak fırın tepsiminin içerisine gördüğünüz gibi yerleştirdim. Diğer patlıcanlarımı da aynı işlemden geçirerek fırın tepsime yerleştirip fırınlayacağım inşallah. Patlıcanlarımı fırına gönderdim. 2 orta boy patatesimi halka halka doğradım. Bunları da az bir yağla yağlayıp yine fırınımın içerisine pişmesi için göndereceğim. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim, gördüğünüz gibi patlıcanlarım pişiyorlar. Şöyle bir çatal yardımıyla kontrol ediyorum. Patlıcanlarım iyice piştikten sonra fırından alacağım inşallah. Patateslerim de pişmeye başladılar arkadaşlar. Patlıcan ve patateslerim pişerken patlıcan kapama için gerekli olan diğer malzemeleri hazırlamaya geçiyorum. Geniş bir tenceremin içerisine 250 gram az yağlı kıymamı şöyle alıyorum arkadaşlar. Ocağımın üzerine pişmesi için gönderiyorum. Kıymalarım gördüğünüz gibi biraz piştiler. Şimdi içerisine diğer malzemelerimi ilave ediyorum. Kıymayı önceden pişirmeniz yemeğinize daha çok lezzet katacaktır. O yüzden bu püf noktayı atlamayalım lütfen. Gördüğünüz gibi bir adet köy biberi, bir adet kapya biberini doğradım ve kıymamın üzerine aldım. 2 orta boy soğanımı yemeklik olarak doğradım. Bunu da kıymanın üzerine alıyorum arkadaşlar. Bu aşamaya kadar hiçbir şekilde tuz ilavesi yapmadım. Kıymaya veya et tarzı yemeklerinizde direkt etin üzerine tuz attığınız zaman sertleşecektir ve geç pişecektir. O yüzden sepsenizi ekleyene kadar hiçbir şekilde et veya kıymanızın üzerine tuz eklemeyin arkadaşlar. Şimdi içerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağımı ilave ediyorum. Yağımı ilave ettikten sonra karıştırıyorum ve içerisine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Tuzu ilave ettikten sonra tekrar bir karıştıracağım ve tenceremin kapağını kapatıp sebzelerim pişene kadar ocakta pişirmeye devam edeceğim. Sebzelerle pişen kıymam hazır arkadaşlar. Şöyle bir servis tabağımın içerisine aldım. Şimdi içerisine biraz kimyon, karabiber ve pul biber ilave ediyorum. Ve iyice karıştırdıktan sonra kenara alacağım. Dilerseniz sizler baharat miktarını arttırarak daha acı bir şekilde yapabilirsiniz. Ben bu kadar kullanmayı ideal görüyorum. Ve herkesin yiyebileceği oranda bir tarif veriyorum. Verdiğim tarife garanti vererek denemenizi tavsiye ediyorum.
Bu tarifim için en küçük kare borcam kullanacağım. Dilerseniz en küçük yuvarlak borcam da kullanabilirsiniz. Pişmiş olan patlıcanlarımı gördüğünüz gibi borcamın içerisine yerleştiriyorum. Şu an hazırlamış olduğum bu tarif yaklaşık 6 veya 8 kişiye yetecek kadar bir tarif arkadaşlar. Yanında güzel bir pirinç pilavıyla sunum yapacağınız çok harika bir ana yemek. Tane tane pirinç pilavı tarifi için de tabii ki kanalımı yine ziyaret edebilirsiniz. Buraya kadar beni izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz, kanalıma abone olarak bildirim zilini açarak, beğeni ve yorum yaparak desteklerinizi bekliyorum. Patlıcanlarımın tamamını yerleştirdikten sonra fırınlamış olduğum patateslerimi yerleştiriyorum. Patateslerimi tabana iyice yerleştirecek şekilde dizmeye devam ediyorum. Patateslerimi de yerleştirdikten sonra hazırlamış olduğum sebzeli kıymamı tamamen boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi iç harcımı her yerine eşit gelecek şekilde yayıyorum. Hem gözünüze hem gönlünüze hitap edecek bu tarifi denemeden geçmeyin derim. Şimdi kıymamı tamamen yaydıktan sonra patlıcanlarımı şu şekilde tekrar üzerine kapatıyorum. Hafifliğine, lezzetine garanti verdiğim bu tarifi denediğinizde ikram edeceğiniz herkesin tarif soracağı çok şahane bir ana yemek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımın tamamını bu şekilde kapatıyorum ve şimdi üzerine diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Bir miktar domates ve biberlerimi dilimledim. Ben top biber kullandım. Evde bu olduğu için onu değerlendirmek istedim. Sizler dilerseniz farklı biberler de kullanabilirsiniz. Şimdi dilimlemiş olduğum domateslerimi şu şekilde yerleştiriyorum. Ve tabii ki oğlum da bana yardım ediyor. Minik ellerin değdiği bu yemek tabii ki çok çok daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Üzerine koyacağınız domates ve biberleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Sizler de domates ve biberlerinizi dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Domates ve biberlerimi yerleştirmeye devam ediyorum. Ve bu arada arkadaşlar, fırınımı tekrar açtım. Isınıyor. Isınmış olan fırınıma göndereceğim inşallah. Bir tatlı kaşığı biber salçamı aldım. Üzerine bir miktar su ilavesi yaparak tamamen homojen kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum salçamı gördüğünüz gibi yemeğimin üzerine eşit olacak şekilde yayıyorum. Benim burada kullandığım salça karışık. Acı, tatlı ve domates salçası. Sizler dilediğiniz salçayı kullanabilirsiniz. Ve ben Antep salçası kullanıyorum arkadaşlar. Doğal salça bulabilirseniz tabii ki doğal salçayla yemeğiniz çok daha lezzetli olacaktır. Ve kapamam,
pişmeye hazır. Domates ve biberlerim pişene kadar fırınlayacağım. Servis tabağımın içerisine pirinç pilavımı aldım. Şimdi sizler için kapamamı servis yapmak istiyorum. Kanalımda olan diğer tarifimde bu servis aşamasını yapmamıştım. Bir takipçim kesimini merak etmişti. Sizler için ve takipçimin yaptığı yorum için özellikle kesimini de göstermek istiyorum. Dilediğiniz büyüklükte kesebilir ve servis yapabilirsiniz. Çıkması gerçekten çok kolay. Biraz sonra sizler de göreceksiniz. Ve gördüğünüz gibi gerçekten çok kolay bir şekilde çıktı. Sizlere şöyle yakından gösterip hemen servis tabağıma alıyorum. Yemeğim şu an afiyetle yenmeye hazır. Bu tarifi deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Diğer tariflerde, diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, hoşça kalın.